Bizlerle birlikte Ata Yatırım Direktörü Cem Tözge olacak. Cem Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar. Merhaba, hoş bulduk. İyi akşamlar. Teşekkür ediyoruz. Şimdi Meryem Hanım'la son olarak petrolü konuştuk. Dünkü enflasyon raporuna atıfta bulunarak konuştuk. Orada bir revize gerçekleşmişti. Dilerseniz biraz dünkü enflasyon raporunu konuşarak biz de devam edelim. Senenin ilk enflasyon raporuydu. 2021, 2022 ve 2023 için beklentilerde bir değişiklik yaşanmadı. Ne dersiniz? Dünkü raporu piyasa nasıl karşıladı? Evet, baktığımız zaman dünkü Merkez Bankası enflasyon raporu piyasa bakımından olumlu karşılanmış gibi gözüküyor. Çünkü Merkez Bankası burada faizin uzun bir süre daha sabit kalabileceğini bir kez daha teyit etmiş oldu. Ve burada özellikle yıllık enflasyonun aşağıya gelmesi yönünde oldukça olumlu bir tablo çizdiler. Bundan dolayı da piyasa şu anda karar sonrası Dolar-TL tarafında olumlu yönde pozisyon almış gibi gözüküyor ki son 2 gündür TL'nin dolar karşısında net bir şekilde pozitif yönde ayrışmasını görmekteyiz. Peki nasıl bir anlam çıkarmamız gerekiyor? Hazır TL'nin dolar karşısındaki ve euro karşısındaki tutumuna bakmışken bugün yaklaşık 20 gün aradan sonra Türk lirası dolar karşısında 7.30 seviyelerini gördü. Dolar-TL tarafında 7.30 seviyesinin aşağısındaki seviyeler söz konusu oldu. En düşük 7.27 seviyesini takip ettik. Euro uzun süre sonra yine 8.90 seviyesinin altını gördü. Şu sıralar 8.86 seviyesini takip ediyoruz. Ne dersiniz? TL varlıkları için bu görünüm Türk lirası hem euro hem de dolar karşısında güçlenmeye devam edecek midir? Biz bundan nasıl bir anlam çıkarmamız gerekiyor? Evet, yani baktığımız zaman zaten özellikle son 2 aydır TL'ye karşı çok olumlu bir yabancı bakışı vardı. Bunun zaten meyvelerini özellikle hani bu yaşadığımız son türbülansla gördüğünüz gibi TL dolar karşısında pozitif yönde ayrışarak göstermekti ki burada tabii ana sebep Merkez Bankamızın uyguladığı sıkı duruş ve faizleri piyasanın beklentilerinin üzerinde yükselttikten sonra defalarca da fiyat istikrarını ön plana çıkartması. Tabii bu TL'ye destek veriyor. Özellikle dünyadaki diğer benzer para birimlerine kıyasla sağlamış olduğu faiz farkı şu an TL'yi destekleyen ana etkenden bir tanesi. Burada iletişim de çok önemli. Yani Merkez Bankası yönetimi, yeni Merkez Bankası yönetimi iletişim konusunda eski yönetime göre daha şu anda başarılı gözüküyor. Ve bu tabii özellikle yabancı yatırımcıların TL'ye olan hem güvenini arttırmış durumda hem de o önümüzdeki süreçle ilgili belirsizliği bir miktar da azaltmış durumda. Tabii bunun yansımalarını görüyoruz. Yani özellikle faiz tarafında görüyoruz. Zaten endeksler tarafında gördük gerçi hani birkaç gündür yurt dışına bağlı sert hareketler var ama genel itibariyle baktığımız zaman TL varlıklarda havanın olumlu olduğunu düşünmekteyim ki bu süreç bu yurt dışındaki çalkantılar bir miktar durulduktan sonra yerini tekrardan TL varlıklarda ilgi olarak bırakacaktır. Zaman oldukça hızlı geçiyor. Bugün de senenin ilk ayının son işlem günündeyiz. Şöyle biraz baktığımızda Borsa İstanbul'daki hareketleri nasıl buluyorsunuz? Senenin ilk haftasında oldukça pozitif bir görünüm sergilemişti. BIST 100 endeksinde %5'i aşkın kazanç vardı. Bankacılık endeksinde keza %6'lara yakın yükselişler söz konusuydu. Daha sonra biraz daha sakinleşti zannediyorum ve bu hafta baktığımızda çarşamba günü %4'ün üzerinde düşüş vardı dün. %2,13'lük yükselişi takip ederken şu an içinde de görünüm 1500 puan seviyesinin altında olduğunu bizlere gösteriyor. %1'in de üzerinde bir kayıp var. Ne dersiniz? Biraz bu senenin ilk ayını Borsa İstanbul adına yorumlayacak olursak neler söylersiniz? Bir de özellikle son haftada yaşanan bu kayıplar, bu düşüşler sizin perspektifinizde neye işaret ediyor? Açıkçası yıla çok olumlu bir başlangıç yapmıştık ki geçtiğimiz haftaya kadar zirve seviyelerle oldukça aylık bazda baktığımızda yılbaşından bugüne ciddi getiriler söz konusuydu. Ama tabii yurt dışında görüntünün son 1 haftadır bozulmasıyla birlikte biz de şu anda özellikle son 3 işlem gündür bundan nasibimizi almaktayız ki hemen hemen şu anda baktığım kadarıyla sizinle konuşurken yıllık bütün primi geri vermiş bir BIST 100 ile karşı karşıyayız. Bunun dediğim gibi ana sebebi tamamen yurt dışındaki haber akışı.
Amerikan endekslerinde artan oynaklık, Amerikan endeksine gelen satışlar, VIX endeksindeki dalgalanma şu anda yurt dışı piyasalara satış ve diğer tüm global borsalara da yine satış olarak yansımakta. BIST tarafı bundan nasibini alıyor. Dediğim gibi hem faiz tarafı ve kur tarafındaki olumlu seyirle hisse senetleri kıyasladığımız zaman burada bir ayrışma söz konusu. Yani TL varlıklar üzerinde bir satış yok. Hatta TL varlıklar üzerinde bakıldığı zaman pozitif havanın devam ettiğini görmekte. Ama BIST tarafı bu yurt dışındaki dalgalanmaya karşı bir miktar daha duyarlı gibi gözükmekte. Tabii şunu da unutmayalım. Çok ciddi yükselişler yaşadık. Bazı hisse senetlerin tarihi yüksek seviyelere geldik. Bu tabii yurt dışındaki satış baskısının bir miktar artmasıyla bizde de kar satışlarını beraberinde getirmiyor. Bu kar satışları dediğim gibi peki bir süre daha devam edebilir. Bekleniyor muydu? Ama çünkü şunun için soruyorum, bu bekleniyor muydu diye. Sene sonu için bazı kurumlar 1600, 1650, 1700 puan seviyelerini tahmin ediyordu. Bir anda senenin ilk ayı bitmeden hemen 1600 puan seviyesine yakın seviyeleri takip ettik. 1570 puan seviyeleri civarında bir kapanışlar takibimizdeydi. Siz bekliyor muydunuz bu tarz kar realizasyonunu ve önümüzdeki dönem içinde bu realizasyonların devamı gelir mi, yoksa yeniden bir toparlanma söz konusu olur mu? Tabii ki bekliyorduk. Yani hiçbir zaman tamamen dümdüz yukarı giden bir piyasa ya da dümdüz aşağı giden bir piyasa söz konusu olamaz. Tabii ama bunu beklemekle zamanını bilmek arasında bir fark var. Tabii bunun zamanlamasını hemen hemen hiç kimsenin ben bildiğine de inanmıyorum. Yani piyasa çok uzun zamandır zaten bir kar satışı beklentisi vardır ama bu Kasım ayı itibariyle başlamıştı, özellikle Kasım ayı, Haziran ayı, ha geldi ha gelecek derken en sonunda Ocak ayının son 2-3 gününe sıkıştı kaldı. Açıkçası ben bu satış baskısını yurt dışında belli bir noktadan sonra, sonlandıktan sonra tekrardan bir miktar yataya dönen piyasalar ve yeniden yukarı doğru hareket eden borsaları beraberinde getirmeye devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü burada ana hikayede herhangi bir değişiklik yok. Ana hikaye yine bu kez yüksek likitte, düşük faiz ortamı olmaya devam edecek. Tabii bu aşı ile ilgili son zamanlarda olan tartışmalar ya da işte bu yurt dışı borsalardaki bu küçük hisselerde olan çok sert hareketler, işte short selling ya da shortçu sıkıştırma dediğimiz yani açığa satış yapan fonların sıkıştırılması yönündeki hareketlerin beraberinde getirdiği panik satışlar şu anda oynaklığın yurt dışı piyasada yüksek seyretmesi sebebiyet veriyor. Ama ben bütün bu resme baktığımda bu gelen satışları da bir kar satışı olarak değerlendirmekteyim ki düzeltmeler belli bir süre daha devam edebilir ama dediğim gibi bu sadece şu an itibariyle düzeltme niteliğini taşımaktadır. Türk borsasında da benzer hareketleri görmekteyiz. Ben yurt dışındaki satış baskısı devamının eğer olmaması durumunda belli bir noktadan da bizde de bulunduğumuz seviyelere yakın bir seviyelerden, yani burada da seviye vermek gerekirse belki de işte 1450 hatta belki daha satış baskısı artarsa da 1400 seviyelerinden de bir yükseliş hareketinin tekrardan başlama ihtimalini yüksek görmekteyim. Türk lirası varlıkları güçleniyor. Bunun yanında Borsa İstanbul'a ilişkin değerlendirmelerinizi gerçekleştirdiniz. Diğer yandan da CDS'lere baktığımızda Türkiye'nin 5 yıllık CDS'lerinde de 310 seviyesinin aşağısındaki seviyeler yeniden görülmeye başladı ki pandeminin had safhaya çıktığı dönemlerde 570'leri takip etmiştik. Ne dersiniz, önümüzdeki döneme ilişkin biraz CDS'leri konuşacak olursak bu cephede neler bekliyorsunuz? Evet, CDS'ler tarafında da uzun süredir 300 seviyesinin altına gelmekte zorlanmaktayız ki ben önümüzdeki süreçte ya yurt dışında bu oynaklık devam etmediği varsayımı altında bizim tekrardan 300 seviyesinin altına gelme ihtimalimizi yüksek görmekteyim. Dediğim gibi şu anda hem TL hem faizdeki hareket CDS'deki olası bir geri çekilmeyi teyit eder bir şekilde. Ama dediğim gibi yurt dışında oynaklık şu anda yüksek olduğu için bu seviyenin altına gelmekte zorlanmaktayız. Ama zamanla kademe kademe bu seviyenin altına gelmemiz çok daha olası gözükmekte. Cem Bey, ne dersiniz? Küçük yatırımcı tedirgin olmak konusunda haklı mı? Küçük yatırımcı yapımı değiştiriyor. Bu bir dönüşümün işareti midir? Açıkçası çok bunlar riskli hareketler. Yani şöyle söyleyeyim, bunlar genelde tabii Amerikan piyasasında kaldıraçlı işlem yapan fonlar oldukları için burada açılmış olan short pozisyonu özellikle dönemsel olarak çok ciddi sorunlar teşkil etmekte. Tabii bu son yaşadığımız hareket genelde hiç alışkın olmadığımız ve tersi yönde işleyen bir işlem ki burada bireysel yatırımcıların bir araya gelip bir şekilde kurumsal ve profesyonel yönetilen hedge fonları
köşeye sıkıştırıp bir miktarda zor durumda bırakıp pozisyon kapamalarını beraberinde getirdiğini görmekteyiz. Bu tabii diğer piyasalara da olumsuz yansımakta. Çünkü burada sıkışan bazı fonlar diğer varlık sınıflarında satış yapabilir ya da para yaratmak için margin call'lardan dolayı satış yapmaya yönelmiş olabilir. Ve bunlar olumlu sinyaller değil. Ama Amerikan hükümeti giderek bence bu konu üzerine eğilmekte adım atmaya devam edecektir ki geçtiğimiz çarşamba zaten Beyaz Saray'dan bu yönde bir açıklama geldi zaten. Siz de biraz önce haberde bunu belirttiniz. Fed Başkanı'na bunu sordular ama Fed Başkanı bu konulara girmek istemedi doğal olarak. Ama Amerika'daki yasa yapıcılarının ben bu tip hareketleri yakından takip etmeye başladığını açıkçası görmekteyim. Bunlar tabii bir miktar piyasa üzerinde risk hükümetlerden peki etmekte. Bir adım gelecek midir ilerleyen günlerde? Zannediyorum Xi Jinping'den bir açıklama gelmiş buna ilişkin. Şimdi Avrupa'da da borsalarda geçtiğimiz günlerde yine yükselişler vardı. Hep konuşuyoruz. Amerika'da da sürekli rekorlardan bahsediyoruz. Asya'da da ilk başta Çin'de çıktı bu virüs. Vakalar ilk başta orada boy gösterdi ama orada da Çin'in Shanghai Endeksinde hiçbir zaman 3000 puan seviyesinden çok da uzaklaşmadı. 3000 puan seviyesinin de üzerindeki seviyeler oldukça görülmeye devam ediyor. Peki böyle düşündüğümüz takdirde bir benzeri hem yaşanır mı hem de bir benzerinin yaşanmasına karşın hükümetlerden de bir adım gelir mi? Yani yaşanabilir mi? Yaşanabilir ama adım da gelebilir. Sonuçta bu bir regülasyona tabi bir piyasa. Tabii son zamanlarda özellikle pandemi döneminde bu tip online brokerage işlemlerinin sadece Türkiye'de dünya çok arttığını görmekteyiz ki hani işte Robinhood gibi firmaların da çok düşük komisyonlarla hatta komisyonsuz olarak işlem yaptıklarını, işlem platformuna çalıştıklarını ve özellikle bu arkasına aldıkları bireysel yatırımcılarla piyasada çok ciddi bir oyuncu olduklarını gösterdiklerini bilmekteyiz. Burada tabii düzenleyici kuruluşlara çok ciddi yükümlülük düşmekte. Önümüzdeki dönemde eğer bu tip hareketler sıklık kazanırsa ben bu tarafa da bir regülasyon yani dünya üzerinde konuşuyorum. Ciddi bir regülasyon gelme ihtimali yüksek görmekteyim. Şimdi bir yandan kapanmaları konuşuyoruz. Diğer yandan uzun süre Amerika'daki başkanlık olayını konuştuk. Diğer yandan yine aşı gündemimizde. Ama aşı bulundu. Evet dünya sevindi. Ama şimdi de bunun tedariğinde sanki sıkıntılar var. Buna ilişkin haber akışını da oldukça fazla takip ediyoruz. Özellikle Avrupa Birliği ve İngiltere arasında bu sıkıntıların boy göstermeye başladığı haber akışlarında da söz konusu. Ne dersiniz? Bir anlamda Avrupa piyasalarındaki bu kayıplar, bu düşüşler aşı tedariği, aşı bahanesinden dolayı da kaynaklanıyor diyebilir miyiz? Bunu da böyle düşünebilir miyiz? Kesinlikle diyebiliriz. Zaten dediğim gibi piyasalar çok uzun zamandır bir kar satışı beklentisi vardı. Ama ha bugün ha da yarın derken bir şekilde Ocak ayının sonuna kadar geldik. Ki yani arada tabii biliyorsunuz Amerika çok ciddi olaylar oldu. Ama tabii mali teşvik paketi piyasaları hep ayakta tutmaya devam etti. Ama ne zaman ki Biden'ın daha güçlü bir şekilde gelmesinden sonra burada beklentilerin realize edilmesiyle birlikte bu haberlerin ben yani hem bu işte biraz önce konuştuğumuz Amerika'daki bu açığa satış ve işte bireysel yatırımcılarla hedge fonların savaşının hem aşı haberlerinin ve hem de tabii şişmiş bazı varlık sınıfları fiyatlarının tartışılmaya devam edilmesiyle kar satışlarında bahane olarak kullanıldığını düşünmekteyim. Sonuçta piyasanın düzeltmeye ihtiyacı vardı ama buna ilgili bir haber akışı bulamıyorlardı. Çünkü hatırlayalım geçtiğimiz sene bu yükselişin ana sebebi hem aşı beklentisi hem de mali teşvik paketi beklentisiydi. Şimdi mali teşvik paketinde çok ciddi bir problem olacağını düşünmüyoruz ki burada hani Mart ortasında kadar hani Şubat'a yetişmesinden Mart ayında bu paketin geçeceği hemen hemen kesin ama tabii aşıyla ilgili bu tedarik haberleri, işte aşının ne kadar başarı sağladığının hala tam olarak netleşmemiş olması piyasalarda şu anda satışları beraberinde getirmekte. Ama dediğim gibi ben bunların çok uzun soluklu olacağını düşünmüyorum. Özellikle bu mali teşvik paketi beklentilerinin belli bir süreden sonra satın alınmaya başlanıp piyasalarda bir şekilde koruyucu bir kalkan olarak çalışması daha olası gözükmekte. Peki mali teşvik demişken zannediyorum önümüzdeki hafta Biden tarafından buna ilişkin bir açıklama gelecek. Böyle bir açıklama bekleniyor. Tabii bunun yanında Biden'ın politikaları da
önemli hal alacak. Son olarak şunu sormak istiyorum. Önümüzdeki hafta piyasaların odağında hangi gelişmeler olacak? Özellikle küresel tarafta. Çünkü yeni bir aya da başlıyor olacağız. Şubat ayının ilk haftasına, ilk günde pazartesi günü merhaba diyeceğiz. Bu anlamda düşündüğümüz takdirde bu hafta biraz küresel borsalar anlamında baktığımızda pek de iç açıcı tablolar söz konusu değildi. Önümüzdeki hafta peki borsalar tarafında, piyasalar tarafında hangi başlıklar önemli olacaktır? Aslında benzer gündem maddelerini tartışmaya devam edeceğiz. Çünkü sonuçta yurt dışında ciddi bir oynaklık olduğu kesin. Yani sizin şimdi sizinle konuşurken bile Amerikan endekslerinde, vadelerinde en azından %0.5 yukarı, %0.5 aşağı hareketler görmekteyiz. Ki bunlar çok istediğimiz, arzuladığımız hareketler değil. Bir kere öncelikle VIX endeksini yakından takip etmekte fayda var diye düşünmekteyim. Burada oynaklığın son durumda zamanında arttığını görüyoruz. Tabii bu tabii endekslerde de bir şekilde dengenin bozulduğunu işaret etmekte. Gündem maddeleri aynı. Yine bu işte son bu Amerika'da yaşanan hisse olaylarının, hisse spesifik olayların fonlara verdiği zararlar tespit edilmeye devam edecek. Buradaki gelecek olan aksiyonlar özellikle kısıtlamalarla ilgili, alım satımlara gelen kısıtlamalarla ilgili buradaki gündem maddeleri yine takip edilmeye devam edecek. Yine tabii bu aşırı tedariki haberi ana gündem olacak. İçeride ise bizim gelecek haftaki en önemli gündem maddemiz enflasyon verimiz olacak. Enflasyon açıklanması verisi sonrası özellikle kur cephesinde, faiz cephesinde bir miktar daha belirleyici hareketler görebiliriz diye düşünmekteyiz. Enflasyona ilişkin beklentiniz peki nedir? Tabii bir miktar yüksek beklenmekte ama piyasa beklentisi de genelde geçtiğimiz seneye kıyasla daha yüksek bir enflasyon olabileceği yönünde. Ama bunun şu an için yani çok ciddi bir sürpriz olmadığı sürece, yani yıllık enflasyonu %16'lara gibi böyle çok böyle yüksek rakamlara yaklaştırmadığı sürece ben piyasa üstünde çok fazla bir etki yapacağını düşünmüyorum. Şu anda piyasada genel kanı ilk 3 ay enflasyonun 15'lerin üzerinde bir yere gittikten sonra belli bir süre sonra stabil bir seyre girecek olması ve özellikle yılın 6. ayından sonra da bir miktar düşüş eğilimine geçeceği yönünde bir şu anda ağırlaşmış görüş var. Ata Yatırım Direktörü Cem Tözge bizlerle birlikte oldu. Katkılarınız için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. Teşekkürler.